Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere bilgisayara format atma teknikleri veya yöntemleri hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Ayrıca hemen belirteyim, burada sizlere nasıl format atacağınızı anlatmayacağım. Burada format atma yöntemleri hakkında teknik bilgi vermeye çalışacağım. Bilişimde format terimi bir kavram olarak Microsoft Windows işletim sistemlerinde kullanılan ve SSD, hard disk veya USB bellek gibi depolama birimlerini yani diskleri biçimlendirmeye sağlayan bir komut satırı komutudur. Tabiri olarak diskinizi fabrika ayarlarına yani başlangıçtaki boş ve kullanıma hazır hale getirmeye deniliyor. Ancak söz konusu bir bilgisayar olduğunda format işlemi işletim sistemi yüklü diskin veya sürücünün biçimlendirilip yeniden işletim sistemi yüklenmesi anlamına geliyor. Yani sık kullanılan bir kavram olarak format atma işleminde SSD veya hard diskin bir bölümünü veya tamamını silerek yeniden işletim sistemi yüklüyoruz. Format dışında ve genel olarak format ile aynı anlamda kullanılan recovery ve sıfırlama kavramları da bulunuyor. Recovery ve sıfırlama İşletim sistemi yüklü bilgisayarınızın diski içerisinde ilk kurulumda veya seçilmiş bir zaman aralığında özel olarak oluşturulmuş bir kurtarma verisini kullanarak işletim sistemini eski hale getirme işlemidir. Temel olarak format ve sıfırlama işlemleri birbirinden farklı süreçleri olan bir yöntem olsa da ülkemizde bu kavram neredeyse aynı anlamda kullanılıyor. Format işleminde mantık diskin veya bölümlenmiş disk sürücüsünün silinerek ön yükleme yapılmış... USB, CD, DVD gibi bir aygıt ile işletim sisteminin yeniden yüklenmesi sürecini kapsıyorken sıfırlama işleminde disk içinde bulunan bir yedek kullanılarak bilgisayar fabrika ayarlarına veya belirlenmiş ilk haline getirilmiş oluyor. Format işleminde disk veya sürücü içerisinde bulunan veriler, bilgiler geri gelmeyecek veya geri gelmesi imkansız hale gelecek şekilde silinir. Ancak sıfırlama işleminde bazı bilgisayarlarda seçenek olarak bilgi, belge, resim, döküman, fotoğraf, driver yani sürücü gibi verilerin yedeği bir ihtimale karşı yedekte tutulabilir. Bu yedekler Windows 10 işletim sistemlerinde C sürücüsünde bulunan Windows Alt klasörüdür. Bilgisayarınız yavaşladıysa, ağır çalışıyorsa, eskisi bir performans göstermiyorsa, kilitlenmeler, donmalar yaşanıyorsa, sistem sorunları varsa format atmak veya sıfırlamak bir çözüm yöntemi olarak kabul edilebilir. Bilgisayarınıza format atmanızın veya sıfırlamanızın hiçbir zararı yoktur. Doğru bir format veya sıfırlama bilgisayarınızı daha stabil ve hızlı çalışmasını sağlayabilir. Günümüzde bilgisayar kullanıcıları arasında bilinen en büyük kafa karışıklığı format atarak bilgisayarlarının daha hızlı olacağını düşünmelidir. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeye bağlı olarak her bir uygulama, program veya oyun daha fazla miktarda RAM, işlemci ve grafik belleği istemektedir. 10 yıl öncesinde 4 GB RAM, i5, 3. nesil bir işlemci ve 2 GB ekran kartına sahip bir bilgisayar ile istediğiniz oyunu oynayabiliyorken şu anda bunlarla Google Chrome gibi bir tarayıcı açmakta zorlanabiliyorsunuz. Yani format ve sıfırlama her zaman bir çözüm yöntemi değildir. Şimdi gelelim format atma yöntemine. Bir bilgisayara format atmak için birçok yöntem bulunmaktadır. 15 yıl öncesinde format atma işlemleri için 1. 44 MB'lık disketler kullanılıyorken sonrasında Windows XP ile birlikte 700 MB kapasiteli CD'lere ön yükleme yapılarak format atma işlemleri yapıldı. Ancak Windows CD'nin 3-4 GB gibi daha fazla alana ihtiyaç duymasıyla birlikte bu kez DVD'lere geçiş yapıldı ve 4.7 GB kapasiteli DVD'lere ön yükleme yapılarak bilgisayarlara format atmaya başlandı. Tabii Windows 10 ile birlikte işletim sistemi kapasitesi 5 GB'a çıkınca bu kez DVD'ler işlevsiz kaldı ve birçok kişi Blu-ray disklere geçiş yapacağını düşündü ancak USB belleklerde inanılmaz kapasite Artışı ve yenilenen teknolojisiyle birlikte şu anda günümüzde USB belleklere Windows işletim sistemi ön yükleme yapılarak format atılıyor. Her ne kadar USB bellek ile format atma işlemi optik sürücüsü olmayan birçok notebooklar için sıradan bir konu olsa da şu anda neredeyse tüm bilgisayarlar için USB bellek ile format atılmaktadır. Bir format işleminde temel olarak ilk işlem indirmiş olduğumuz Windows işletim sistemini bir su dosyası şeklinde herhangi bir platformdan indirerek USB belleğe yazdırma işlemiyle başlıyor. USB belleğe Windows 10'u yazdırma işlemi için genel olarak bir uygulama program kullanıyoruz. Şu an hali en popüler program Rufus isimli program oluyor. Hemen videonun altında bu programın linkini de bulabilirsiniz. Bu tarz programlar USB belleğe ön yükleme yaparak işletim sisteminin doğru bir şekilde diski yazılmasını sağlıyor. Windows 10 işletim sistemini ISO dosyası olarak orijinal bir şekilde indirmek için hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bıraktığım linki izleyebilirsiniz. İndirmiş olduğunuz Windows ISO dosyasını Rufus programı ile USB belleğe yazılmadan önce format atacağınız bilgisayar diskinin MBR mi yoksa GPT stilinde mi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız yeni bir bilgisayar ise büyük ihtimalle disk GPT stilindedir. Eğer eski bir bilgisayar kullanıyorsanız muhtemelen disk MBR stilinde olacaktır. Bunu basit bir şekilde öğrenmek için klavyeden Windows R tuşuna basıyoruz. Açılan panele jump mgmt.msc yazdıktan sonra enter yapıyoruz ve açılan pencerede disk yönetimi sekmesinden işletim sistemimizin olduğu diski seçip sağ tıklayarak buradan özellikler diyoruz. Birimler sekmesinde bölümleme stilinin karşısında diskinizin hangi stilde bölümlendiği yazılı olacaktır. Eğer bölümleme stilini doğru bir şekilde öğrenemezseniz format esnasında Windows bu diske yüklenemez hatası alırsınız. Bu işlemden sonra USB belleğimize Windows işletim sistemini yükleyebiliriz. Ancak burada Windows 7 gibi bir işletim sistemi yükleyecekseniz USB'nizin en az 4 GB, Windows 10 gibi bir işletim sistemi yükleyecekseniz USB'nizin en az 8 GB olması gerekiyor. Ayrıca USB belleğinizde yedekleriniz varsa bunları başka bir yere yedeklemeniz gerekecektir. İşletim sistemini USB belleğe ön yükleyeceğimiz için USB bellek içindeki tüm veriler silinecek. Rufus adlı programı hemen videonun altındaki açıklama kısmından indirerek çalıştırabilirsiniz. Karşımıza gelen pencerede aygıt kısmında doğru üyesi belleği seçtiğinize emin olun. Aksi halde yanlışlıkla seçtiğiniz farklı bir üyesi bellekteki verileri kaybedebilirsiniz. Seç kısmından indirmiş olduğumuz Windows ISO dosyasını gösteriyoruz. Son olarak disk bölüm düzeni kısmında format atacağımız bilgisayar diskinin GPT mi MBR mi olduğunu seçiyoruz. Bunu yukarıda kısaca anlatmıştık. Bu işlemleri yaptıktan sonra başlat diyoruz. Böylece Windows 10 işletim sistemimiz USB belleğimize ön yükleme yapılıyor. USB belleğimize Windows işletim sistemi yazdırma işlemi tamamlandığında pencerede yeşil zemin üzerinde hazır uyarısı gelecektir. Böylece hazırlamış olduğumuz bu USB bellek ile dilediğiniz bilgisayara format atabilirsiniz. Laptop veya masaüstü bir bilgisayara format atmak istediğinizde ilk yapacağınız işlem fotoğraf, resim, bilgi, belge gibi tüm verilerinizi yedeklemek olacak. Bunun için isterseniz yedeklerinizi hazırlamış olduğumuz bu format USB'sinde oluşturacağınız bir klasöre veya OneDrive, Google Drive gibi bir bulut sistemine atabilirsiniz. Bu oldukça pratik bir yöntemdir. Format USB belleğimiz hazır ve verilerimiz silinmeyecek bir alana yedeklediysek, BIOS'tan veya hızlı boot seçeneği ile USB belleği bilgisayara tanıtarak ilk sırada göstermemiz gerekiyor. Normalde bir bilgisayarı başlattığımızda bilgisayara bağlı her aygıtı görme sırası bulunuyor. Bilgisayar ön yükleme yapılmış aygıtı en önde olanı daima ilk sırada okumaya başlar. Bu nedenle bilgisayarınız hard diskten önce okuması için BIOS kısmına giderek veya hızlı boot seçeneği ile USB belleği İlk sırada okumasını sağlamamız gerekiyor. Her bilgisayar için BIOS'a farklı bir tuşa basarak ulaşılır. Bilgisayarı yeniden başlatır başlatmaz Windows yükleme ekranı gelmeden klavyeden Del, Esc, F1, F2, F10, F11 veya F12 tuşlarına üst üste basarak BIOS ekranına BIOS ekranına gidiş tuşu arkadaşlar her bilgisayar için tamamen farklıdır. Yani her bilgisayarda BIOS'a gitmek için farklı bir tuş atanmıştır. BIOS ekranında Boot sekmesine giderek USB belleğimizi yine klavye tuşlarını kullanarak x sıraya getiriyoruz. Ardından F10 ve Enter tuşuna basarak işlemleri kayıt etmiş oluyoruz. Bu işlemleri daha detaylı bir şekilde öğrenmek için hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bıraktığım linki arkadaşlar izleyerek öğrenebilirsiniz. Bilgisayarımız bu durumda yeniden başlayacak ve USB belleği okuyarak Windows yükleme ekranını getirecektir. Yine farklı bir şekilde bilgisayarınızda hızlı boot seçeneği aktif ise bilgisayarı yeniden başlatır başlatmaz Windows yükleme ekranı gelmeden klavyeden F10, F11 veya F12 tuşlarına üst üste basarak hızlı boot seçeneğine gidiyoruz. Burada doğrudan ön yükleme diskleri karşımıza çıkacak ve USB belleğimizi seçip Enter yaparak bilgisayarın USB belleği okumasını sağlıyoruz. Ve bu işlem Windows yükleme ekranını getirmiş olacak. Tabi isterseniz bir CD veya DVD'ye Windows XP, Windows 7 gibi bir işletim sistemi yazdırıp format işlemini yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz Windows ISO dosyasını bir program aracılığıyla yazdırıp CD DVD'ye ön yükleme yaptırabilirsiniz. Bunun için hemen videonun altındaki PowerISO adlı programı ücretsiz olarak kurabilirsiniz. PowerISO adlı programı bilgisayarımıza yükledikten sonra CD veya DVD'nizi bilgisayara takın, ardından PowerISO programını çalıştırıp işletim sistemini programda göstererek yazdırma işlemine başlayabilirsiniz. İşlem tamamlandığında CD dvd format atmak istediğiniz bilgisayarın optik sürücüsüne taktıktan sonra tıpkı USB bellekte olduğu gibi BIOS kısmından veya hızlı but seçeneği ile format atma işlemlerine geçebilirsiniz. Şimdi sıfırlama yöntemine geçebiliriz. Sıfırlama yöntemi temel olarak her işletim sistemi için mantığı aynı fakat yöntemi farklı bir şekilde yapılmaktadır. Sıfırlama, recovery ya da fabrika ayarlarına geri getirme işlemi olarak anılan bu işlemimizde bilgisayarı yeniden başlatırken klavyeden bilgisayara özel olarak belirlemiş bir tuşa basarak yapılabileceği gibi bilgisayar açıkken de bu işlem yapılabilir. Özellikle notebook'larda bilgisayar yeniden başlatıldığında klavye üzerinde veya konsol üzerinde bulunan bir tuşa basır ve böylece karşımıza recovery ekranı gelir. Bu ekranı kullanarak sıfırlama işlemi yapılmaktadır. Tabi tüm bu işlemleri yaparken verilerinizi her ihtimale karşı yedeklemeyi unutmayın. Örneğin Azure marka notebooklarda bilgisayar yeniden başlatın ve Azure logosu geldiğinde klavyeden alt tuşunu basılı tutarken E Recovery konsolu başlayıncaya kadar F10 tuşuna üst üste basıp bırakın. E Recovery konsolu göründüğünde Restore to Factory Default Settings seçeneğinden başlayarak sıfırlama işlemlerine başlayabilirsiniz. Yine farklı bir şekilde Asus marka notebooklarda bilgisayar yeniden başlatın ve F11 tuşuna üst üste sürekli basıp bırak. Açılan kurtarma yöneticisine talimatları kullanarak sıfırlama işlemlerine başlayabilirsiniz. Mesela yine Dell marka bilgisayarlarda cihazı yeniden başlatın ve Dell logosu çıktığında klavyeden CTRL tuşunu basılı tutarken kurtarma konsolu başlayıncaya kadar F11 tuşuna üst üste basarak bırakın. Dell PC Restore by Symantec ekranı geldiğinde Restore seçeneğini seçin ve sıfırlama işlemlerine başlayın. Bilgisayar açıkken sıfırlama işlemlerini yapabilirsiniz. Bunun için burada anlatacaklarım Windows 10 işletim sistemi için olacaktır. Windows 10'da görev çubuğu üzerindeki arama kısmına bu bilgisayarı sıfırla yazdığınızda bu seçenek sizi doğrudan sıfırlama ekranına götürecektir. Başlayın butonunu tıklayarak sıfırlama işlemlerine başlayabilirsiniz. Yine farklı bir şekilde klavyeden Shift tuşuna basılı tutun ardından fare ile bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu sizi doğrudan doğrudan onarım sayfasına götürecektir. Burada sırasıyla sorun gider. Bu bilgisayarı sıfırla seçeneğini kullanarak bilgisayarınızı sıfırlayabilirsiniz. Bilgisayarı sıfırlamada bizlere iki seçenek sunulmaktadır. Eğer dosyalarımız sakla seçeneğini kullanırsanız bilgisayarınızın masaüstünde indirdiğiniz ve diğer sürücülerinde bulunan fotoğraf, bilgi, belge gibi dosyalarınız silinmez. Ancak programlarınız, uygulamalarınız bilgisayardan silinir. Eğer her şey kaldır seçeneğini kullanırsanız bilgisayarınızın masa üstünde indirdiğiniz ve diğer sürücülerinde bulunan fotoğraf, bilgi, belge gibi dosyalarınız ile programlarınız, uygulamalarınız tamamen bilgisayardan silinmiş olacak. Sonuç olarak bilgisayarınızın daha stabil bir şekilde çalışması için sıfırlama yerine format atmanızı tavsiye ediyoruz sıfırlama yönteminde bilgisayarın C sürücüsünde yığınla dosya birikmektedir. Tabi bu da zamanla bilgisayarınızın daha yavaş çalışmasına neden olabilmektedir. Sıfırlama yöntemi bilgisayar tekniği konusunda fazla bilgiye sahip olmayan kişiler için daha uygundur. Benim burada anlatacaklarım bu kadar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bizlere destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.